Atina'daki kullanılmayan bu eski havaalanına gelenler uçaktan değil teknelerden iniyor. Bunlar Türkiye'den Yunan adalarına ve oradan da başkente geçen mülteciler. Derme çatma bir mülteci kampına dönüşen bu terminalde 1900 kişi kalıyor. Yetkililer içeriye gazeteci girmesine izin vermiyor. Ancak mültecilerden biri cep telefonuyla çektiği görüntüleri paylaştı. Burada yaşayan mültecilerin çoğu gibi Ferahnaz Alizade de Afganistanlı. Kamptaki şartları sorduğumuzda gözyaşlarına boğuluyor. Burada kalamayız. Çok kötü bir yer. Bunu anlamanız imkansız. Biz yaşadığımız için biliyoruz. Savaştan kaçtık. Ülkemizin güvenli olduğunu düşünenleri anlayamıyorum. AB'nin mülteci yerleştirme planı Suriyelileri kapsıyor. Diğer ülkelerden gelenlerin kaderi hala belirsiz. Avrupa'nın Ankara ile yaptığı anlaşma Yunanistan'daki mültecilerin Türkiye'ye geri gönderilmesini öngörüyor. Hayır, Türkiye'ye kesinlikle geri dönmeyiz. Çünkü oradaki durum da çok kötü. Farklı uyruklu mülteciler havaalanındaki ve 2004 olimpiyatlarına ev sahipliği yapan olimpiyat parkındaki binalara dağıtılmış. Mülteciler arasındaki gerginlikler ve kavgalarda kamptaki yaşamı zorlaştırıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Yunanistan'a ulaşanların yüzde 60'ının kadın ve çocuk olduğunu söylüyor. Gelenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için Yunanistan'da daha fazla mülteci merkezi kurulmalı. Bahtay Ruşan ve ailesi iki haftadır kampta kalıyor. İran'dan gelen bu Kürt aile zulüm ve işkenceden kaçtıklarını söylüyor. Avrupa'ya yerleşmek istiyoruz çünkü orada insanlar çok daha iyi. Müslüman bir ülkede yaşayamayız. Türkiye'ye dönemeyiz çünkü orada da Türkler ile Kürtler arasında çatışma var. Normal şartlarda Avrupa zulümden kaçan mültecilere sığınma hakkı tanıyor. Ancak Avrupa kuralları yeniden yazılıyor ve bu mültecilerin geleceği de belirsizliğini koruyor. Ayşegül Simit, Amerika'nın Sesi Washington.